33. Bölüm Tyrion Kral kapısının ötesinde çamurdan, külden ve yanık kemik parçalarından başka bir şey kalmamıştı. Buna rağmen şehir duvarlarının gölgesinde yaşayan insanlar vardı. Diğerleri el arabalarında ya da fıçılarda balık satıyordu. Tyrion atıyla geçip giderken üstündeki gözleri hissediyordu. Soğuk, öfkeli ve anlayışsız gözler. Kimse onunla konuşmaya ya da onun yolunu kesmeye cesaret etmiyordu. Yağlı siyah sırtının içindeki Bron onun yanındayken. Ama yalnız olsaydım beni aşığı çeker. Tıpkı Preston Greenfield'a yaptıkları gibi yüzümü kaldırım taşıyla ezerlerdi. Farelerden daha hızlı geri döndüler diye şikayet etti Tyrion. Onları bir kez yaktık. Bundan bir ders çıkaracaklarını sanırsın. Bana birkaç düzün altın pelerinli ver hepsini öldüreyim, dedi Bron. Öldüklerinde geri gelemezler. Hayır, ama yerlerine yenileri gelir. Onları rahat bırak. Ama duvara yeni kulübeler dayamaya başlarlarsa hepsini hemen yerle bir et. Bu aptallar ne düşünürse düşünsün savaş henüz bitmedi. Tyrion ilerideki çamur kapısına baktı. Şimdilik yeterince gördüm. Yarın sabah lonca ustaları ile birlikte gelir planlarını inceleriz. İç geçirdi. Pekala. Bunların çoğunu ben yaptım ve benim baştan inşa etmem adil olacak sanırım. Aslında bu göre Tyrion'un amcasının olmalıydı. Ama sağlam, sarsılmaz, yorulmaz Sir Kevin Lannister, Nehir Ova'dan gelen ve oğlunun ölüm haberini getiren kuzgundan beri kendinde değildi. Willem'ın ikizi Martin de Robb Stark tarafından esir alınmıştı. Ve ikizlerin abi Lancel, bir türlü iyileşmeyen iltihaplı bir yaranın pençesinde hala yataktaydı. Bir oğlu ölen ve diğer ikisi ölümcül tehlike içinde olan Sir Kevin, yas ve korkuyla tükeniyordu. Lord Tywin kardeşine her daim güvenmişti ama şimdi cüce oğluna dönmekten başka seçeneği yoktu. Yeniden inşa etmenin bedeli son derece fahiş olacaktı ama yapacak bir şey yoktu. Kral toprakları diyarın en büyük limanıydı. Tek rakibi eski şehirdi. Nehir tekrar açılmalıydı ve bu ne kadar çabuk olursa o kadar iyiydi. Peki lanet olası sikkeleri nereden bulacağım? Bu soru, Tyrion'ın 15 gün önce kuzeye yelken açan serçe parmağı özlemesi için neredeyse yeterliydi. Olaysa Aaron'la yatağa girip vadiye hükmederken ben onun arkasında bıraktığı pisliği temizlemek zorundayım. Buna karşın Lord Tywin, Tyrion'a kayda değer bir iş vermişti. Altın pelerinilerin kumandanı çamur kapısından el sallarken ''Babam beni Kester'le kayısı varis ilan etmiyor ama mümkün olan her yerde kullanıyor.'' diye düşündü Tyrion. Kapının ardındaki pazar yeri hala üç fahişenin hakimiyetindeydi. Fakat mancınıklar hareketsizdi ve taş toplarıyla zift fıçıları kaldırılmıştı. Büyük ahşap iskeletlere tırmanan çocuklar vardı. Kaba kıyafetler giymiş maymunlar gibi yukarı çıkıyor, Fırlatma kollarını tüneyip birbirlerine bağırıyorlardı. Mancınıkların ikisinin arasından geçerlerken, ''Bana hatırlat da, Sir Adam'a buraya birkaç altın pelerinli göndermesini söyleyeyim.'' dedi Terry'in Brona. ''Aptal bir çocuk düşüp belini kırabilir.'' Yukarıdan bir bağırış duyuldu ve bir gübre yığını Terry'inle Bron'un bir adım önüne düştü. Terry'nin atı şahlandı. Onu neredeyse sırtından aşağı atıyordu atını kontrol altına aldığında ''Tekrar düşündüm de'' dedi Tevriyan. ''Bırak da bu sefil veletler kaldırım taşlarına çarpıp fazla olgunlaşmış kavunlar gibi de olsunlar.'' Tevriyan'ın ruh hali karaydı ve bunun tek sebebi birkaç sokak çocuğunun onu dışkı yağmurlarıyla ıslatmak istemesi değildi. Tyrion'un evliliği her gün çekilen bir ızdıraptı. Sansa Stark hala bakireydi ve kalenin yarısı bundan haberdarmış gibi görünüyordu. Terry'in bu sabah atını yerlerken iki seyis yamağının onun arkasından kıs kıs güldüğünü duymuştu. Atların bile güldüğünü duyar gibi olmuştu. Yatak odasının mahremiyetini korumak umuduyla kendini tehlikeye atmış ve yatağa sokma törenini engellemişti. Ama bu umut çok çabuk suya düşmüştü. Ya Sansa her biri Cersei'nin muhbiri olan, oda hizmetçilerinden birine sır verecek kadar aptaldı ya da bu durumun suçlusu Varys ve onun küçük kuşlarıydı. Ne fark ederdi? Nihayetinde herkes Tyrion'a gülüyordu. Kızıl Kale'de bu evliliği bir eğlence kaynağı olarak görmeyen tek kişi Tyrion'ın Lady karısıydı. Sansa'nın perişanlığı her gün çoğalıyordu. Tyrion, kızın nezaket duvarını memnuniyetle kırıp onu elinden geldiğince teselli etmek isterdi. Ama bu işe yaramazdı. Hiçbir söz onu Sansa'nın gözünde kabul edilir yapmayacaktı. Ya da daha az Lannister. Tyrion'e verdikleri eş buydu. Hayatının geri kalanında yanında olacaktı ve Tyrion'dan nefret ediyordu. O büyük yatağın içinde, birlikte geçirdikleri gecelerde başka bir işkence kaynağıydı. Tyrion alışkanlığı öyle olsa da çıplak uyumaya dayanamıyordu artık. Karısı nezaketsiz bir söz söylemeyecek kadar iyi eğitilmişti. Ama Tyrion'un vücuduna her bakışında gözlerinde beliren tiksinti Tyrion'un dayanabileceğinden fazlaydı. Tyrion Sansa'nın da gecelikle yatmasını emretmişti. ''Onu istiyorum.'' diye fark etti. ''Kış yarını istiyorum ama onu da istiyorum. Bir kadın, bir çocuk ya da her neyse.'' Onu avutmak istiyorum. Onun güldüğünü duymak istiyorum. Bana kendi arzusuyla gelmesini istiyorum. Bana sevinçlerini, hüzünlerini, şehvetini getirmesini istiyorum. Dudakları acı bir gülümsemeyle kıvrıldı. Evet, Jamie kadar uzun, yürüyen daha Sir Gregor kadar güçlü olmak da istiyorum. Çünkü bu lanet olası özellikleri işe yarıyor. Hiç istemeden şeyi düşündü. Kızın düğün haberlerini başkasının değil onun ağzından duymasını istemişti. Bu yüzden düğünden önceki gece verise kızı getirmesini emretmişti. Yine hadımın odasında buluşmuşlardı. Şey deri yeleğinin bağcıklarını çözmeye başladığında Tyrion kızın bileğini yakalayıp onu geri itmişti. "Bekle." demişti. "Bilmen gereken bir şey var. Yarın sabah Sansa Stark'la evleniyorsun. Biliyorum." Tyrion bir an için sözsüz kalmıştı. Henüz Sansa bile bilmiyordu. O gece değil. Nasıl bilebilirsin? Veris mi söyledi? Lolis'i septe götürdüğümde Sir Talat uşaklardan birine söylüyordu. O da Sir Kevin'la babanın konuşmasını duyan bir hizmetçi kızdan öğrenmiş. Şey elini Tyrion'un kıskacından kurtarıp elbisesini çıkarmıştı. Her zamanki gibi elbisenin altında çırılçıplaktı. Umurumda değil o küçük bir kız sadece. Onun karnını şişirip bana döneceksin. Tyrion'un bir yanı biraz daha az aldırmazlık ummuştu. Ummuştu diye alay etti kendiyle. Ama şimdi daha iyi biliyorsun cüce. Sahip olabileceğin tek aşk şey. Çamurlu yol kalabalıktı. Ama askerler ve şehir halkı iblis ve koruması için yol açtı. Çukur gözlü çocuklar sürü halinde ayak altında dolaşıyordu. Bazıları sessiz bir yalvarışla yukarı bakarken bazıları yüksek sesle yakarıyordu. Tyrion kesesinden bir avuç dolusu bakır sikke çıkarıp havaya saçtı. Çocuklar itişip bağırarak sikkeleri kapmak için koşturdu. Şanslı olanlar bu gece bayat bir ekmek somununun ucunu satın alabilecekti. Tyrion pazar yerlerini hiç bu kadar kalabalık görmemişti ve tayrallerin getirdiği onca yiyeceğe rağmen fiyatlar hala korkunç derecede yüksekti. Bir kavun için altı bakır, bir kile mısır için bir gümüş geyik, bir sığırın bir yanı ya da altı cılız domuz için bir ejderha. Buna karşın müşteri sıkıntısı yok gibi görünüyordu. Bir deri bir kemik adamlar ve çelimsiz kadınlar at arabalarının ve tezgahların başında toplanmıştı. Onlardan bile perişan haldeki diğer insanlar asık yüzleriyle sokak aralarının ağzından bakıyordu. Kancanın ayağına vardıklarında ''Bu taraftan'' dedi Brown. ''Eğer hala niyetliysen, öyleyim.'' Nehir kıyısı çok uygun bir mazeret yaratmıştı ama Tyrion'ın bugün başka bir amacı vardı. Keyif aldığı bir iş değildi fakat yapılmalıydı. Yüksek Egan Tepesi'nden dönüp Visanya'nın eteğinin çevresinde kümelenen dar sokakların oluşturduğu labirente girdiler. Yolu Bron gösteriyordu. Tyrion takip edilip edilmediklerini anlamak için birkaç kez arkasına baktı. Ama olağan ayak takımından başka bir şey görmedi. Atını döven bir arabacı, tuvalet kovasını penceresinden aşığı döken yaşlı bir kadın, sopa dövüşü yapan iki küçük oğlan, bir tosa eşlik eden üç altın pelerinli hepsi de masum görünüyordu ama herhangi biri Terya'nın felaketi olabilirdi. Veris'in her yerde muhbirleri vardı. Bir köşeden döndüler. Bir sonrakinden bir kuyunun başında toplanmış kadınların arasından geçtiler. Bron onları kıvrımlı ve dar bir ara sokaktan, kırık bir kemerin altından geçirdi. Yanmış bir evin molozların arasından geçip atlarını taş basamaklı alçak merdivenlerin yukarısına sürdüler. Binalar birbirine yakın ve fakirdi. Bron, iki atın yan yana geçemeyeceği kadar dar, eğri büğrü bir ara sokağın başında dizginlerini çekti. İki dönemeç var, sonra da bir çıkmaz. Şaraphane son binanın mahzeninde. Terry'in atından indi. Ben dönene kadar kimse sokağa gelip çıkmasın, uzun sürmez, dedi. Altınların gizli cebinde durduğundan emin olmak için elini pelerinin içine soktu. 30 ejderha. Onun gibi bir adam için servet sayılır. Paytak adımlarıyla hızlıca yürümeye başladı. Bu işi bir an önce bitirmek için sabırsızlanıyordu. Şaraphane kasvetli bir yerde. Karanlık ve rutubetliydi. Duvarları güher çileyle kaplıydı. Tavanı o kadar alçaktı ki, Boron kirişlere çarpmamak için başını aşağı eğmek zorunda kalırdı. Tyrion Lannister'ın böyle bir sorunu yoktu. Bu saatte ahşap bir tezgahın arkasındaki taburede oturan, ölü bakışlı kadın dışında ön oda boştu. Kadın Tyrion'a bir kupa ekşi şarap verip "Arkoda." dedi. Arka oda daha da karanlıktı. Alçak bir masanın üstündeki şarap sürahisinin yanında titrek bir mum yanıyordu. Masanın arkasındaki adam kısa boyu, gerçi Tyrion için bütün adamlar uzundu, incelmeye başlamış kahverengi saçları, pembe yanakları ve maral derisi yeleğinin kemik düğmelerini zorlayan göbeğiyle bir tehdit gibi görünmekten çok uzaktı. Yumuşak ellerinin arasında bir uzun kılıçtan daha tehlikeli olan 12 telli ahşap arp vardı. Tyrion adamın karşısına oturdu. Simon gümüş değil. Adam başını eğdi. Tepesi kelleşmişti. ''El Lordum, dedi. ''Yanılıyorsun. El babamdır. Korkarım ki ben bir parmak bile değilim artık.'' ''Yeniden yükseleceksiniz. Buna eminim. Sizin gibi bir adam. Tatlı leydim şey bana yeni evlendiğinizi söyledi. Keşke beni daha önce çağırsaydınız. Düğün ziyafetinizde şarkı söylemekten onur duyardım.'' ''Daha fazla şarkı karımın ihtiyacı olan son şey.'' dedi Tyrion. Şeye gelince onun bir Lady olmadığını ikimiz de biliyoruz ve onun adını bir daha asla yüksek sesle söylemezsen müteşekkir olurum. El nasıl emrederse dedi Simon. Tyrion onu son gördüğünde sert bir söz bu adamı ter içinde bırakmaya yeterdi ama görünüşe göre şarkıcı bir yerlerden biraz cesaret bulmuştu. Büyük ihtimalle şu şarap sürahisinden. Belki de bu yeni gözü karalığın suçlusu bizzat Tyrion'dı. Onu tehdit ettim ama tehdidim boş çıktı. Şimdi benim dişsiz olduğumu düşünüyor. İç geçirdi. Bana çok yetenekli bir şarkıcı olduğunu söylendi. Böyle söylemekle nezaket gösteriyorsunuz lordum. Tyrion adama gülümsedi. Müziğini özgür şehirlere götürme vaktidir bence. Bravos'ta, Pentos'ta, Lee's'te pek çok şarkı aşığı var ve kendilerini memnun edenlere karşı oldukça cömertler. Bir yudum şarap içti. Şarap berbat fakat sertti. Dokuz şehri kapsayan bir tur en iyisi olur. Kimseyi seni şarkı söylerken dinleme zevkinden mahrum bırakmamalısın. Her şehirde bir yıl kafi gelir. Elini pelerinin içine altınları sakladığı cebe soktu. Limanın kapalı olması sebebiyle bir gemiye binebilmek için gölgeli vadiye gitmen gerekecek. Ama adamın bronz senin için biraz bulacak. Yolculuk masraflarını karşılamama izin verirsen şeref duyarım. Ama lordum, diye itiraz etti adam. Beni şarkı söylerken duymadınız hiç. Lütfen biraz dinleyin. Adamın parmakları ahşap arpın tellerinde ustalıkla dolaştı ve mahzen yumuşak bir müzik sesiyle doldu. Simon söylemeye başladı. Yüksekteki tepesinden aşağı inip şehrin caddelerinde at sürdü. Dar sokaklarda, yokuşlarda, kaldırım taşlarında bir kadının iç çekişine doğru gitti. Kadın onun hazinesiydi, onun utancı ve onun sevinci ve bir zincir ve bir kale o kadının öpüşüne kıyasla hiçti. Dahası var, dedi adam şarkıyı kesince. Aa, çok daha fazlası. Ne karatın güzel olduğunu düşünüyorum. Altından eller her daim soğuktu. Kadının elleri her daim sıcak. Yeter! Tyrion elini pelerinin içinden çıkardı. Eli boştu. Bir daha duymak istediğim bir şarkı değil bu. Asla! Öyle mi? Simon gümüş değil, arpını bir kenara bırakıp bir yudum şarap içti. Yazık. Yine de bana arp çalmayı öğreten yaşlı ustamın bir zamanlar söylediği gibi her adamın kendi şarkısı vardır. Başkaları bu melodiyi daha çok sevebilir. Mesela kraliçe ya da Lord babanız. Terry'in burnundaki yara kabuğunu ovuşturdu. Babamın şarkıcılara ayıracak vakti yok. Ve ablam tahmin edildiği kadar cömert değildir, dedi. Akıllı bir adam sessiz kalarak bu şarkının getireceğinden fazla kazanır. Bundan daha açık anlatamazdı. Simon, Terry'nin ne demek istediğini çabuk kavramış gibi görünüyordu. Ücretimi makul bulacaksınız lordum. Bunu bilmek güzel. Tyrion, bunun 36 ejderha meselesi olmayacağından korktu. Söyle Kral Cahri'nin düğün ziyafetinde bir şarkıcı turnuvası olacak, dedi adam. Jonglerler sor ve dans eden ayılar. Cersei'nin düğün planlarına Tyrion'dan çok daha fazla ilgi gösterdiği ortada olan Simon, ''Yalnızca bir tane dans eden ayı olacak lordum.'' dedi. ''Ama yedi şarkıcı, Kaydan Gelyon ve Tani Zarif Parmak, Eamon Costain Ayzından Alaric arpçı heymiş Colyo ve eski şehirden Orland gümüş telli altın yaldızlı bir arp için yarışacaklar. Ama açıklanamaz bir şekilde hepsinin ustası olan adama bir davet ulaşmadı. Bırak tahmin edeyim. Simon gümüş değil. Simon mütevazi bir şekilde gülümsedi. Bu iddiamın gerçekliğini kralın ve meclisin önünde kanıtlamaya hazırım. Heymiş yaşlıdır ve çoğu zaman şarkı sözlerini unutur. Ve o tuhaf tiroş aksanıyla kalıyor. Söylediği üç sözden birini anlarsanız kendinizi şanslı sayın. Ziyafeti ablam düzenliyor. Sana istediğin daveti sağlayabilseydin bile bu tuhaf görünürdü. Yedi krallık, yedi yemin. 7 müsabaka, 77 yemek. Ama 8 şarkıcı, Yüce Rahip ne düşünür? Bana dindar bir adam gibi görünmüyorsunuz lordum. Mesele dindarlık değil, bazı teamüllere uyulmalı. Simon bir yudum şarap içti. Yine de bir şarkıcının hayatı tehlikelerden uzak değildir, dedi. Biz mesleğimizi birhanelerde ve şaraphanelerde serkeş sarhoşların önünde icra ederiz. Ablanızın yedilisinden birinin başına bir talihsizlik gelirse onun boşluğunu doldurmak üzere beni tercih edeceğinizi umarım. Kendinden son derece memnun bir halde utangaç bir tavırla gülümsedi. Altı şarkıcı da sekiz şarkıcı kadar talihsiz olur şüphesiz. Cersei'nin yedilisinin sağlığını soruşturacağım. Herhangi biri rahatsızlanacak olursa adamın Bron seni bulur. Çok iyi lordum. Simon bu noktada durabilirdi ama zaferden kızarmış yüzüyle ekledi. Kral Joffrey'nin düğününde şarkı söylemeliyim. Olur da saraya çağrılırsam krala en güzel bestelerimi sunmak isterim daha önce bin kez söylediğim memnunluk vereceği kesin olan şarkılar. Ama kendimi hiç karartıcı bir şaraphanede şarkı söylerken bulursam, pekala bu yeni şarkımı denemek için uygun bir ortam olur. Altından eller her daim soğuktu. Kadının elleri her daim sıcak. Buna gerek olmayacak, dedi Tyrion. Sana bir Lannister olarak söz veriyorum. Bronn yakında seni çağıracak. Çok iyi lordum. Kelleşmeye başlamış, kazan göbekli şarkıcı tekrar ahşap harpını aldı. Bronn aslarla birlikte dar sokağın ağzında bekliyordu. Tyrion'un eğerine çıkmasına yardım etti. Adamı ne zaman gölgeli vadiye götürüyorum? Götürmüyorsun, dedi Tyrion. Atını çevirdi. Ona üç gün ver. Sonra da Arpçı Heymiş'in kolunu kırdığını söyle. Kıyafetlerinin saray için uygun olmadığını ve yeni giysiler için bir an önce ölçülerinin alınması gerektiğini söyle. Hiç vakit kaybetmeden seninle gelecektir. Yüzünü buruşturdu. Adamın dilini isteyebilirsin. Anladığım kadarıyla gümüşten yapılmış. Geri kalanı asla bulunmamalı. Bronz sırıttı. Bit çukurunda çok lezzetli kahverengi yapan bir güveççi biliyorum. Duyduğuma göre içinde her tür et varmış. Hatırlat orada yemek yemeyeyim. Tyrion atını mahmuzlayıp tırısa kaldırdı. Banyo yapmak istiyordu. Ne kadar sıcak olursa o kadar iyi. Ama bu kadar mütevazi bir keyif bile Tyrion'a çok görülmüştü. Dairesine döner dönmez Podrick Payne ona Kral Eli Kulesi'ne çağrıldığını söyledi. Lord'um sizi görmek istiyor. El, Lord Tywin. El'in kim olduğunu hatırlıyorum Pod dedi Tyrion. Burnumu kaybettim zekamı değil. Bron güldü. Çocuğun kafasını koparma şimdi. Neden olmasın? Kullandığı yok. Yine ne yaptığını merak etti Tyrion. Daha doğrusu neyi yapmakta başarısız oldum? Lord Tywin'den gelen çağrılardan dişleri vardı. Babası onu sadece birlikte yemek yemek ya da bir arkadaş şarap içmek için çağırmazdı. Bu kesindi. Tyrion birkaç dakika sonra babasının çalışma odasına girdiğinde, konular için kiraz ağacı, kırmızı deriyle kaplanacak ve saf altından dökülmüş bir sıra aslan başıyla süslenecek. Gözler için lal taşı olabilir, diyen bir ses duydu. "Yakut," dedi Lord Tywin. "Lal taşı ateşten yoksun." Tyrion boğazını temizledi. "Lordum, beni çörtmüşsünüz." Babası gözlerini kaldırdı. "Çörtüm. Gel de şuna bir bak." Tyrion'la babasının arasındaki masanın üstünde bir yağlı bez tomarı duruyordu ve Lord Tywin'in elinde bir uzun kılıç vardı. Joffrey için düğün hediyesi, dedi Tyrion'a. Lord Tywin, kenarlarını incelemek için kılıcı döndürdüğünde odanın elmas şekilli camlarından içeri akan ışık, bıçağı siyah ve kırmızı ışıltılarla parlattı. Kabza ve balçak altın alevlerle yandı. Stannis'in sihirli kılıcı hakkındaki soytarı dedikodalarından sonra Joffrey'e de olağanüstü bir şey vermemizin iyi olacağını düşündüm. Bir kral, krallara layık bir silah taşımalı. Bu kılıç Joffrey için çok fazla, dedi Tyrion. Bunu kullanacak kadar büyüyecek. Gel, ağırlığını hisset. Lord Tywin kılıcı Tyrion'a uzattı. Önce kabzası. Kılıç, Tyrion'ın beklediğinden çok daha hafifti silahı elinde çevirirken Tyrion bunun sebebini anladı. Hem bu kadar ince dövülüp hem de dövüşecek kadar sağlam olan bir metal vardı ve o halleri tanımamak imkansızdı. Binlerce kez kendi üstüne katlanan çeliğin alameti farikası. Valera çeliği? Derin bir memnuniyet tonuyla. Evet, dedi Lord Tywin. En nihayetinde baba, Valeria çeliğinden dövülmüş bıçaklar zor bulunurdu ve pahalıydı. Buna rağmen dünyada binlercesi kalmıştı ve yedi krallıkta 200 tane vardı. Bunlardan hiçbirinin Lannister hanedanına ait olmaması Lord Tywin'i her zaman rahatsız etmişti. Eski kaya krallarının böyle bir silahı vardı ama büyük kılıç şanlı kükreme kral ikinci Tamın tarafından aptal bir maceranın peşinde Valeria'ya götürüldüğünde kaybolmuştu. Kral asla geri dönmemişti. Lord Tywin'in en genç ve en pervasız kardeşi olan ve 8 yıl kadar önce kayıp kılıcı aramaya giden Jerry amca da öyle. Lord Tywin en azından 3 kez gücünü kaybetmiş ve fakirleşmiş küçük hanedanlardan Valeria'lı büyük kılıçlar satın almayı denemişti. Fakat teklifleri her seferinde şiddetle reddedilmişti. Küçük lordlar bir Lannister istediği takdirde kızlarından seve seve ayrılırdı. Ama eski aile kılıçlarını her şeyden aziz tutarlardı. Tyrion bu kılıcın metalinin nereden geldiğini merak etti. Az sayıda zırh ustası eski Valeria çeliğini yeniden işleyebilirdi. Fakat bizzat çeliği yapmanın sırları kıyamet eski Valeria'ya geldiğinde kaybolmuştu. Bıçağı güneş ışığına döndürürken ''Renkler garip'' dedi Tyrion. Çoğu valerya çeliği öyle koyu gri olurdu ki neredeyse siyah görünürdü. Bu kadarı bu kılıç için de doğruydu. Ama katların arasına en az griler kadar koyu kırmızılar karışmıştı. İki renk birbirine hiç dokunmadan üst üste binmişti. Her hat belirgindi. Çelikten bir deniz kıyısına vuran gece ve kan dalgaları gibi. Bu deseni nasıl elde ettiniz? Daha önce böylesini görmedim. Ben de görmedim lordum dedi zırh ustası. İtiraf ediyorum ki benim düşündüğüm renkler bunlar değildi ve onları tekrar yapabilir miyim bilmiyorum. Lord babanız hanedanınızın kırmızısını istedi ve benim metale aşılamaya çalıştığım renk oydu. Fakat Valeyra Çeli inatçadır. Bu eski kılıçların hatırladığı söylenir ve kolay değişmezler. 50 kez denedim ve kırmızıyı defaatle parlattım. Fakat renk her seferinde koyulaştı bıçak kırmızıdaki ışığı içiyordu sanki. Gördüğünüz üzere bazı katlar kırmızıyı hiç kabul etmedi. Eğer Lannister lordları memnun kalmadılarsa tekrar denerim elbet. Ne kadar denemem gerekirse o kadar. Ama gerek yok dedi Lord Tywin. Bu işe yarar. Kırmızı bir kılıç güneşin altında çok güzel ışıldar. Ama doğruyu söylemem gerekirse bu renkleri daha çok sevdim dedi Tyrion meşon bir güzellikleri var. Üstelik bu kılıcı eşsiz kılıyorlar. Tahminimce dünyada böyle bir kılıç daha yoktur. Bir tane var. Zırh ustası masanın üzerine eğilip yağlı bezi açtı ve ikinci uzun kılıcı gösterdi. Tyrion, Jaffrey'nin kılıcını bırakıp diğer kılıcı aldı. İki kılıç, ikiz olmasalar da en azından kuzenlerdi. Bu diğerinden daha ağır ve daha kalındı. 3 santim daha geniş ve 6 santim daha uzundu. Ama iki kılıç aynı temiz çizgileri, aynı özgün rengi, aynı gece ve kan dalgalarını paylaşıyordu. İkinci kılıcın kabzasından ucuna kadar üç derin oluk akıyordu. Kralın kılıcında sadece iki oluk vardı. Cafın kabzası çok daha şatafatlıydı. Balçağının kolları aslan pençesi şeklinde yapılmıştı ve pençenin uzun tırnakları yakuttu ama iki kılıcında kırmızı deriyle kaplı sapları ve aslan başı şeklinde kabza topuzları vardı. Fevkalade! Kılıç, Tyrion'unkiler kadar maharetsiz ellerde bile hayat buluyordu. Daha önce böyle bir denge görmedim. Oğlum için yapıldı. Hangi oğlu için olduğunu sormaya gerek yok. Tyrion, Jaime'nin kılıcını masaya, Joffrey'ninkinin yanına bıraktı. Rob Stark abimin bu kılıcı savuracak kadar uzun yaşamasını izin verecek mi? Babamız böyle düşünüyor olmalı. Yoksa neden bu kılıcı yaptırsın? İyi iş çıkardınız usta Mot, dedi Lord Tywin. Kahya ödemenizle ilgilenecek ve unutmayın kanılar için Yakut. Unutmayacağım lordum, çok dömersiniz. Adam yağlı beze sardığı kılıçları kolunun altına sıkıştırıp tek dizinin üstüne çöktü. Kral eline hizmet etmek onurdur. Kılıçları düğünden bir gece önce teslim edeceğim. Bundan emin olun. Muhafızlar zırh ustasını dışarı çıkardığında Tayrion bir sandalyeye tırmandı. Demek bir kılıç Jaffrey'e, bir kılıç Jaime'ye ve cüceye bir hançer bile yok. Öyle mi baba? Çelik iki kılıç için yeterliydi. Üç değil. Bir hançere ihtiyacın varsa silaha neden al. Robert öldüğünde yüz tane bıraktı. Ceryon düğün hediyesi olarak ona altın yaldızlı, fil dişi kabzalı ve safir topuzlu bir hançer vermişti. Saraya gelen elçilerin yarısı, majestelerine mücevher kalkmalı bıçaklar ve gümüş kaplı kılıçlar sunarak göze girmeye çalışırdı. Tyrion gülümsedi. Kızlarını sunsalar onu daha çok memnun ederlerdi. Şüphesiz. Robert'ın kullandığı tek bıçak, küçük bir çocukken John Arryn'dan aldığı av al bıçağıydı. Lord Tywin, Kral Robert'ı ve bütün bıçaklarını huzurundan gönderir gibi elini salladı. Nehir kıyısında ne buldun? Çamur, dedi Tyrion. Ve kimsenin gömme zahmetine katlanmadığı birkaç ölü. Limanı tekrar açabilmemiz için karasunun temizlenmesi gerek. Batık gemiler parçalanmalı ya da kaldırılmalı. Rahıtımların dörtte üçünün tamire ihtiyacı var. Bazılarını yıkıp tekrar inşa etmemiz gerekebilir. Balık pazarı tamamen yok olmuş. Nehir kapısı ve kral kapısı Stanis'in koç başları yüzünden parçalara ayrılmış. Değiştirilmeleri gerek. Maliyeti düşününce titriyorum. Tyrion, eğer gerçekten altın sıçıyorsan bir tuvalet bul ve işe koyul baba demek istedi. Ama bundan daha akıllıydı. Ne kadar altın gerekiyorsa bulacaksın. Bulacak mıyım? Nereden? Hazine boş. Bunu sana söylemiştim. Çılgın ateş için simyacıları olan borcumuz bitmedi. Benim zincirim için demir ustalarına olan borcumuz da. Üstelik Cersei, Jaff'ın düğününün maliyetinin yarısını kraliyetin ödeyeceğine dair söz verdi. 77 kahrolası çeşit yemek, bin konuk, güvercinlerle dolu bir turta, şarkıcılar, jonglörler. Aşırılığın bazı faydaları vardır. Kestorlu kayasının gücünü ve zenginliğini bütün diyara göstermeliyiz. O halde masrafları Kestorlu kayası ödemeli belki de. Neden? Serçe parmağın hesaplarını gördüm. Kraliyetin geliri Eris'in zamanında olduğundan on kat fazla. Kraliyetin masrafları da öyle. Robert sikke konusunda aleti konusunda olduğu kadar cömertti. Serçe parmak büyük borçları aldı. Senden başkalarının yanı sıra. Evet Hatırı sayılır bir gelir var. Fakat sarça parmağın borçlarının faizini kapatmak için bile yeterli değil. Kraliyetin Lannister hanedanlı olan borçlarını siler misin? Saçmalama. O zaman yedi çeşit yemek kafi olur belki. Bin yerine 300 konuk. Anlıyorum ki bir evlilik dans eden bir ayı olmadan da bağlayıcıdır. Tayrallar cimri olduğumuzu düşünür. Düğünü ve nehir kıyısını istiyorum. ''Masrafları ödeyemeyeceksen söyle, ben de ödeyebilecek bir hazine başı bulayım.'' Bu kadar kısa zaman sonra az edilmenin utancı, Terry'nin tahammül edebileceği bir şey değildi. ''Parayı bulacağım.'' ''Bulacaksın.'' dedi babası. Hazır aramaya başlamışken karının yatağını da bulmaya çalış. ''Konuşmalar o kadar ulaştı demek.'' ''Buldum, teşekkür ederim. Şömine ile pencerenin arasında duran şu büyük mobilya parçası.'' kadife bir cibinliği ve kas tüyü dolu bir şiltesi var. Yatağı tanımana sevindim. Şimdi de onu seninle paylaşan kadını tanımaya çalışmalısın belki. Kadın, çocuk demek istiyorsun. Bir örümcek kulağına bir şeyler mi fısıldadı yoksa ablama mı teşekkür etmeliyim? Cersei'nin çarşaflarının altında olup bir taneri düşününce onun bu işe burnunu sokmayacak kadar nezaket sahibi olacağını sanırdı insan. Söyle bana Sansa'nın bütün hizmetçilerinin, Cersei'nin hizmetindeki kadınlar olması niye? Kendi dairemde gözlenmekten bıktım. Karının hizmetkarlarından hoşlanmıyorsan onları kov ve senin için daha uygun olanları bul. Bu senin hakkın. Beni ilgilendiren şey karının bekareti, hizmetçileri değil. Bu hassasiyet kafamı karıştırıyor. Fahişelerle yatağa girmekte bir zorluk çekmiyormuşsun gibi görünüyor. Stark kızı farklı mı yaratılmış? Kahrolası aletimi nereye soktum? Seni neden bu kadar çok ilgilendiriyor? diye sordu Tyrion. Sansa çok küçük. Ağabeyi ölünce kış yarı Leylis olacak kadar büyük. Onun bekaretini al ve kış yarını almaya bir adım daha yaklaş. Onu hamile bırak ve ödülü kazanmış sayılırsın. Şartları yerine getirmemiş bir evliliğin iptal edilebileceğini hatırlatmama gerek var mı? Yüce rahip ya da inanç konseyi tarafından. Şu anki rüce rahibimiz Komut verildiğinde havlayan eğitimli bir köpek. Evliliğimi Ay oğlunun feshetmesi daha olası. Sansa Stark'ı Ay oğlanla evlendirmeliydim belki de. Kozla ne yapacağını o biliyor olabilir. Teyra'nın elleri sandalye'nin kollarına perçinlendi. Karımın bekareti konusunda duymak istediğim her şeyi duydum. Ama madem evlilikten bahsediyoruz, neden ablamın yaklaşan iki ile ilgili bir şey duymuyorum. Hatırladığım kadarıyla Lord Tywin oğlunun sözünü kesti. Mestayrel varisi Vilas'ı Cersei ile evlendirmek üzere yaptığım teklifi reddetti. Bizim tatlı Cersei'mizi reddetti. Bu haber Tyrion'un keyfini yerine getirmişti. Evlilik konusunu ona ilk açtığımda Lord Tyrell yeterince bir görünüyordu, dedi Lord Tywin. Bir gün sonra her şey değişmişti. Yaşlı kadının marifeti. Oğluyla acımasızca sert konuşuyor. Velis'in iddiasına göre Lord Tyrell'e Cersei'nin o tek bacaklı kıymetli torunu için çok yaşlı ve fazla kullanılmış olduğunu söylemiş. Cersei buna bayılmış olmalı. Tyrion güldü. Lord Tywin oğluna dondurucu bir bakış attı. Cersei bilmiyor. Bilmeyecek de. Bu teklifin hiç yapılmamış olması hepimiz için daha iyi. Bunu sakın unutma Tyrion. Teklif asla yapılmadı. Hangi teklif? Tyrion bilakis Lord Tyrell'in bu red cevabından pişmanlık duyabileceğini düşünüyordu. Ablan evlenecek. Soru şu, kiminle? Pek çok fikrim var. Lord Tywin fikirlerini söyleyemeden kapıda ayak sesleri duyuldu ve bir muhafız kafasını kapı aralığından uzatıp Yüce Üstad Pycelle'in geldiğini duyurdu. Görebilir, dedi Lord Tywin. Pycelle bir bastona tutulmuş halde sendeleyerek içeri girdi ve Tyrion'a sütü kesecek bir bakış attı. Bir zamanlar fevkalade olan ve esrarengiz biri tarafından kesilen sakalı seyrek ve ince bir şekilde tekrar büyüyordu. Yaşlı adamın çenesinin altında göze hoş görünen pembe ve sarkık deriler sallanıyordu. Ellordum dedi adam. Yere düşmeden eğilebileceği kadar eğilip derin bir reverans yaparak. ''Kara kaleden bir kuş daha geldi. Bunu özel olarak görüşmeliyiz belki.'' dedi. Buna gerek yok. Lord Tywin Paisel'e oturmasını işaret etti. Tyrion kalabilir. Ha, kalabilir miyim? Tyrion burnunu ovdu ve bekledi. Paisel bolca öksürüp balgam çıkararak boğazını temizledi. Mektup, son mektubu gönderen Bower Marsh'tan geliyor. Kale kumandanı Lord Mormont'un büyük sayıda yabanılın güneye doğru ilerlediği haberini verdiğini yazmış. Surun ötesindeki topraklar büyük sayıları kaldıramaz, dedi Lord Tywin. Bu uyarı yeni değil. Bu sonuncusu yeni lordum. Mormont, tekinsiz ormandan bir kuş gönderip saldırı altında olduğunu haber vermiş. O zamandan sonra başka kuşlar da gelmiş. Ama hiçbiri mektup taşımıyormuş. Bob Marsh, Lord Mormont'ın bütün adamlarıyla birlikte katledildiğinden korkuyor. Tyrion huysuz tavırları ve konuşan bir kuşu olan yaşlı Ciar Mormont'ı seviyordu. Bu kesin mi? diye sordu. Değil, diye kabul etti Paysel. Ama bu vakte kadar Mormont'un adamlarının hiçbiri geri dönmemiş. Marsh onların yabanıllar tarafından öldürüldüğünden ve sonraki adımın bizzat sıra saldırmak olacağından endişe ediyor. Cübbesinin ceplerini karıştırıp kağıdı buldu. Marşın mektubu burada lordum. Beş kralın tümüne gönderilmiş bir dilekçe. Adam istiyor. Gönderebileceğimiz kadar çok adam. Beş kral? Lord Tywin öfkelenmişti. Batı diyarda tek kral var. O siyahlı aptallar majesteleri tarafından dikkate alınmak istiyorlarsa bunu unutmamaya çalışsınlar. Cevap yazdığında Marşal Renne'nin öldüğünü, diğerlerinin de hainler ve taht talipleri olduğunu söyle. Bunu öğrendiklerinde sevinecekler şüphesiz. Sur bir dünya uzakta ve haberler onlara geç ulaşıyor. Paysel başını yukarı ışığı salladı. Marşa istediği adamlarla ilgili ne söyleyeyim? Konseyi toplamalı mıyız? Gerek yok. Gece nöbetçileri hırsızlardan, katillerden ve gayrimeşru kölülerden oluşan bir sürü. Ama bana öyle geliyor ki gerekli disiplini alırlarsa tersini ispat edebilirler. Eğer Mormons gerçekten öldüyse, Kara Kardeşler yeni bir Lord Kumandan seçmek zorunda. Pycelle Tyrion'a aksilik dolu bir bakış attı. Mükemmel bir fikir Lord'um. En uygun adamı biliyorum, Janus Slynd. Tyrion bu fikirden hiç hoşlanmamıştı. Kara Kardeşler kendi kumandanlarını kendileri seçer, diye hatırlattı. Lord Slynd surda yeni, biliyorum. Onu oraya ben gönderdim. ''Silind'den daha kıdemli bir düzün adam varken neden onu seçsinler?'' ''Çünkü'' dedi babası Tyrion'un epey ahmak olduğunu ima eden bir tonla. ''Onlara söylendiği gibi oy vermezlerse sur bir adam daha göremeden erir.'' ''Evet bu işe yarayabilir.'' Tyrion öne eğildi. ''Canı Silind yanlış adam baba. Gölge Kule'nin kumandanı daha çok işimize yarar ya da kıyıdaki doğu gözcüsünün kumandanı.'' Gölge Kule'nin kumandanı bir melistir, Doğu gözcüsü bir demir adamın elinde. Lord Tywin'in ses tonu iki adamın da onun amacına hizmet etmeyeceğini açıkça anlatıyordu. Tyrion inatla ''Canlı silinç bir kasabın oğlu'' diye hatırlattı babasına. ''Bizzat sen bana demiştin ki...'' ''Sana ne söylediğimi hatırlıyorum. Bununla birlikte Karakale, Harrenhal değil. Gece nöbetçileri de kralın konseyi değil. Her iş için bir alet ve her alet için bir iş vardır. Tyrion'un öfkesi patladı. Lord Janus kendini en yüksek fiyata verene satacak olan boş bir zırh takımı. Bunu onun hanesine bir artı olarak yazarım. Bizden daha yüksek fiyat verecek biri var mı? Dedi Lord Tywin. Paysel'e döndü. Bir kuzgun gönder. Kral Joffrey'nin Lord Kumandan Mormont'un ölümüne çok üzüldüğünü fakat arazide bunca asi ve işgalci varken Soru için şimdilik adam ayıramayacağını yaz. Taht sağlama alındığında meselelerin çok farklı olabileceğini de ima et. Kralın nebetin liderine tam itimat duyması halinde. Mektubun sonuna marştan majestelerinin sadık dost ve hizmetkarı Lord Janus Srint'e kralın en içten selamlarını iletmesini iste. Evet lordum. Paysel pörsük kafasını bir kez daha salladı. Mektubu elin emrettiği gibi yazacağım büyük bir memnuniyetle. Onun kafasını kestirmeliydim, sakallarını değil, diye düşündü Tyrion. Canı silin, de sevgili dostu Elardim'le birlikte yüzmeye gitmeliydi. Tyrion aynı aptalca hatayı Simon gümüş yapmamıştı en azından. Görüyor musun baba? diye bağırmak istedi. Dersimi nasıl da hızlı öğrendiğimi görüyor musun? 33. Bölümün Sonu